Diyanetin eksikleri var diye kaldırılmasını istemek doğru mudur? Kaldırılmasını istemekle Diyanet kalkmaz. Herkesin eksiği var. Eksiği olmayan kimse ya da bir kurum var mıdır? Hepsi eksiktir. Bize düşen birbirinden ayırmaktır. Eksik varsa, yanlış varsa eksiği yanlışı bir kenara bırak, doğruyu al. Sana lazım olan doğrudur. Eksik ya da yanlış değildir. Onun eksiği onda kalsın. Onun yanlışı onda kalsın. Belki sana göre eksik olan ona göre doğrudur. Belki de senin yanlış dediğin doğrudur. Doğru dediğin yanlıştır. Onu bilemiyorsun. Ama sen kendin için neyi doğru biliyorsan onu ondan al. Eksikse, yanlışsa o da yerinde kalsın. Yoksa hiç olmasın demek doğru olur mu? Doğru olmaz tabii. Olsun. Her yerde her şey olsun. Herkes davet etsin. Onlara bir şey demeyelim. Eğer alacağımız bir şey varsa alalım. Gerisine de karışmayalım. Biz hesaba çekmeyelim. Biliyorsak hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koyup onları davet edelim. Ama daveti kabul etmiyorsa zaten bir şey yapamazsın. Bize düşen kendimize bakmaktır. Allah kıyamet günü bize sen ne yaptın? Sen neyi kazandın diye sorar. Başkasının ne yaptığını sormaz bize. Herkesin kendine bakması gerekir. Kazanmak için çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir. Söyledim, mümin bal arısı gibi her çiçekten öz toplayandır, toplar. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Hikmet, müminin yetik malidir. Nerede bulursa onu alsın. Sen hikmeti almaya bak. Nerede olduğuna değil. Hikmet mümine aittir. Hikmet Allah'a aittir. Nerede olursa olsun onu al. Gerisini bırak.